Batı ya da doğu tıbbı ne olursa olsun fark etmez. Teşhiste önce hekimin hastayla iletişimi çok önemlidir. Yani önce hastayı dinlemesi, hastasını anlamaya çalışması, onun sözünü sabırla kesmemeyi öğrenmesi gerekir. Önce hasta bize ne şikayeti varsa anlatır. Sonra biz bir takım sorularla onu teşhis konusunda daha da derinleştirmeye, onu anlamaya çalışırız. Burada Batı ve Doğu tıbbında ortak yaklaşım anamnez dediğimiz hasta sorgulama. Daha sonra fiziksel muayene gelir. Yani kişiyi önce gözümüzle görmek, onu muayene etmek, ondan sonra ona dokunmak ve yine ona bir takım sorular sormak. Nerede ağrı var? Hangi hareketlerle problem yaşıyorsun gibi bunlar açılabilir. İşte bunları yaparken Batı tıbbı, modern tıp yaklaşımı hastanın biyokimyasal incelemeleri, kan tahlilleri, idrar tahlilleri, analizleri ve de görüntüleme teknikleri, MR, ultrason, bilgisayar tomografi gibi bir takım ekipmanları, bir takım teknikleri kullanır. Bizler tabii ki bu eğitimi aldığımız için bunlara çok önem vereceğiz. Yani bunun dışında bizim artımız olan, Doğu tıbbı eğitimi almış hekimliğin artısı olan nabız teşhisi, kişinin nabzına bakarak her iki tarafta sağlı sollu 12 tane organı test ederiz. Sağ ve sol kolda. Bunları daha sonra konuşabiliriz. Bunun dışında kulak direktörü dediğimiz özel bir takım cihazlarla, yine modern cihazlarla kişinin kulağında dolaşarak kulaktaki bir takım özel bölgeleri görürüz. Örneğin kişinin boyun kaslarını, boyun kemiklerini, bel kemiklerini ve paravertebral dediğimiz bel çevresi kaslarını, iç organlarını, bağırsaklarını, böbreklerini, bir takım bölgeleri özel rezistans ölçümü yapan dedektörlerle tararız. Bunun yanında diline bakarız. İnspeksiyon dediğimiz gözle teşhiste, dil üzerinde de aynı bu şekildeki bir mikrosistem mantığında bütün bedenin bir yansıması, tüm bedenin bölgeleri vardır. Bunları da batı teşhisinin içine katarak bir sentez tıbbı teşhisi oluştururuz. Yani batı bilgilerimizi unutmadan doğu bilgilerimizi de bunları ekleyerek bir takım tam olarak sebebi anlaşılamamış problemleri doğu ve batı tıbbı açısından ortak bir terminoloji kullanarak bir sebep bulmaya, öncelikle bakın sebep diyorum. Yani hastalığın sebebini bulmaya çalışırız. Birçok yerde okuduğunuz ya dinlediğiniz üzere akupunktur sadece ağrı kesme bilimi değildir. Ağrı oluşturan sebebi ya da hastalık oluşturan sebebi önce bulma, ondan sonra tedavi etme bilimidir. Yani hadiseyi sadece bir ağrı kesici, analjezik etki ya da morfin salgısı da açıklayamayız. Öncelikle sebebi buluruz. Hastalığın sebebi nedir? Hangi bölgeden kaynaklanmaktadır? Hangi yaşayış ya da davranış değişikliğinden ya da yanlışlığından kaynaklanmaktadır? Ondan sonra bunu sözde düzeltmeye çalışırız. Kişiye bazı tavsiyeler veririz. Yeme tarzını, oturma, kalkma, yürüme, hareket etme tarzını değiştiririz. Ve de yapabiliyorsak kulak ve vücut akupunkturu ile hem vücutta hem de kulakta yeri ve özelliği olan noktalara akupunktur iğneleri, elimizde yapılan bir takım özel friksiyonlar, dokunmalar, masajlar, kişiye yapılan bir takım özel manevralar, manuel tıp gibi özel bir takım manevralarla kişinin hastalığını ya da hastalığa sebep olan yaşam şeklini ya da yanlış hareket tarzını değiştirmek için gayrette bulunuruz ve bunu tümüyle bir tedavi etme sanatı olarak algılarız. Kişi burada akupunktur hekimi, batı tıbbı hekimi olan aynı zamanda akupunktur hekimi, hastaya doğru şekilde bilgi veren ve onu tam olarak teşhis eden ve onu hastaya anlatabilen hekimdir.